kesin olan bilgiler değil diyelim. İlk görüntüler böylelikle ekranlarınıza gelmiş oluyor. Az önce İsmet Biçen'in verdiği bilgilerden duman tutan bir patlama noktasını uzaktan görebildiğini söylemişti. Belki de o noktalardan birisi şu an ekranlarınıza yansıyor. Reyhanlı ilçe merkezinde özellikle belediye binası yakınında meydana gelen patlamanın şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir binanın yıkıldığı yönünde de yine bilgiler var. Ama teyit edilmiş kesin bilgiler değil. Bunun altını çizerek biz de söyleyelim. Araçların arka arkaya hatta ileriden dönüş yaparak yönünü elbette bilmiyoruz ama bir yöne doğru ilerlediğini söyleyelim. Az önce İsmet Biçen aktarmıştı. İlçenin panik yapan vatandaşlar tarafından terk edildiğine ilişkin. Belki de ona delalet eden, onu işaret eden görüntüler ekranlarınıza geliyor ki çift taraflı olarak iki şeritten de akışın sürdüğünü görüyoruz. 13.45 civarında meydana gelen patlamalardan söz ediyoruz. 4 ayrı patlama Reyhanlı'da meydana geldi ve şu an için 4 kişi hayatını kaybetti ve 18 de yaralı var. Az önce Sayın İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarını da ekranlarınıza getirdik. Onların da dilekleri ölü ve yaralı sayısının artmaması yönündeydi ama konunun araştırıldığını söylediler. Bölgeden henüz sağlıklı bilgiler tam olarak gelmiş değil. Yine bölgeye gönderilmek üzere bir ambulans uçağında hazır, kalkışa hazır olduğu, hazır bekletildiği yönünde de bilgiler vardı. Sayın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bilgilerdi bunlar. 4 ayrı patlamadan bahsettik. Hatay Reyhanlı deyince elbette Suriye'deki son 2 senedir o meydana gelen karışıklıklar ve sonrasında acaba meydana gelen bir patlama mı diye akıllarda soru işaretleri var. Bunlar elbette çok taze sorular. Belki de sorulmaması gereken sorular şu ilk anlarda. Ama şöyle bir bilgi verelim. Özgür Suriye ordusunun hakimiyetinde olan bölgeler, Hatay Reyhanlı'ya yakın olan bölgeler. O yüzden sınırın öte tarafından, Suriye tarafından Reyhanlı'ya yapılmış bir saldırı olasılığı belki de biraz daha düşük. Elbette bunun kesin yanıtını verecek olan uzmanlar ama akla gelen ilk sorunun yanıtı belki böyle verilebilir. Bir başka hatırlatma da yapalım. Yine Reyhanlı'ya bağlı Cilvegözü sınır kapısı, Suriye'ye açılan o Cilvegözü sınır kapısında yakın zamanda hatırlayacaksınız bir patlama meydana gelmişti. Bir araçta bombayla yapılan bir eylemdi bu. 14 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Diğer tarafta sınırın öte tarafında kapının diğer tarafında da 3 kişi, 3 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. 17 kişi yaşamlarını yitirmişti o patlamada. Patlama sonrasında da bu patlamanın Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından, Suriye uyruklu kişiler tarafından yapıldığı belirlenmişti ve 5 kişi de tutuklanmıştı bu eylem nedeniyle. Bunu da hatırlatalım. Yani bilinçli bir saldırı olma olasılığı da var. Çünkü 4 ayrı farklı noktadan bahsediyoruz patlamalarla ilgili olarak. Ama özellikle dikkat çeken ve ajanslardan haberinin düştüğü nokta belediye binası ve çevresi. O çevrede bir binanın hatta çöktüğüne ilişkin bilgiler var ama bu kesin bir bilgi de değil. Dediğimiz gibi bu olayın sıcaklığı ile birlikte ajanslardan farklı farklı bilgiler geliyor. Ama bizim ekranlarımıza taşıdığımız bilgi 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı yönünde. İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmet Biçen'le bir bağlantı yaptık. O da bölgeye girmeye çalışıyor. Ters yönde bir trafik akışı olduğu için bölgeye girmekte de zorlanıyordu muhabir arkadaşımız. Aktardı az önce. Yolların yoğun olduğunu söyledi. İlçedeki vatandaşların panik nedeniyle orayı terk etmeye çalıştığı yönünde bilgiler verdi. Bu görüntüler Reyhanlı'dan gelen ilk görüntüler. Birçok aracın hareketini gözlemleyebiliyoruz ama aynı zamanda yol kenarında o dumanın yükseldiği yere doğru bakan vatandaşların da olduğunu görebiliyoruz. Yani herkesin Reyhanlı'yı boşalttığını söylemekte pek de mümkün değil. Ama bir panik havasıyla birlikte Reyhanlı'dan uzaklaşmaya çalışan vatandaş sayısının da fazla olduğunu yine İsmet Biçen'in anlattıklarına dayanarak sizlere aktarabiliriz. 13.45 sularında meydana geldi 4 ayrı patlama. Yine kesin olmayan bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki bu patlamanın ikisi ilçe merkezine daha yakın.
nüfusun daha yoğunluklu olan bölgelerinde oluşuyor. Diğer iki patlama ise daha kırsalda, arazinin ve nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelerde meydana geliyor. Ve o duman tüten noktalardan birisini İHA muhabiri İsmet Biçer gördüğünü söylemişti. Belki de o noktalardan birisinin görüntüsü Reyhanlı ilçe merkezinden şu an ekranlarınıza yansıyor. Hatay'daki patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bilgisini İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamalarına dayanarak veriyoruz. Canlı olarak da ekranlarınıza taşıdık Muammer Güler'in açıklamalarını. Geçmiş olsun dileklerini iletti ve konunun henüz sıcak bir gelişme olduğunu, bilgi akışının sürdüğünü, araştırmaların da sürdüğünü söyledi Muammer Güler. Hemen yanında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da vardı. Mehmet Müezzinoğlu oraya yardım konusunda tüm hazırlıkların tam olduğunu, ambulans uçağın hazırlandığını, oraya doğru gideceğini söyledi ve altını çizdi. Umarız ölü ve yaralı sayısında bir artış olmaz şeklinde. Patlamadan ilk görüntüler ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Reyhanlı ilçe merkezine yakın iki patlamadan birisi bu. Diğer iki patlamanın daha uzak ilçelerde olduğunu söylüyoruz. Bir binanın çöktüğü haberi gelmişti ama kesin değil demiştik. Çok çok zarar gören bir binanın görüntüleri şimdi ekranlarınıza yeni bir görüntü olarak DEHA'dan geliyor. Oldukça zarar görmüş bir bina bu. Bomba, bir havan topu veya bir füze saldırısı mı diye akıllarda sorular vardı bu ilk saldırı haberleri geldiğinde. Ancak en azından belki bu bölge için, bu patlama için bir füze saldırısı olduğu ihtimalini eleyebiliriz. Çünkü bir füzenin vereceği zarar çok çok daha fazla. Çok daha fazla binayı yıkabilecek güçte olan silahlar bunlar. Bunları elbette uzmanlardan alacağız. Uzmanlara soracağız. Neler olduğunu yorum yapmak elbette yanlış olabilir. Fotoğraf kareleri şeklinde de ekranlarınıza geliyor. Patlamanın hemen sonrasında çekilmiş fotoğraf kareleri. Bir binanın, oldukça geniş binanın, fazla sayıda kolonu olan bir binanın çok yoğun şekilde zarar gördüğünü görüyoruz. Hemen yanında bir araç dikkati çekiyor. O da zarar görmüş şekilde. Ve olay sonrası vatandaşların hemen o bölgede olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda emniyetin bir kordon çektiği de yine görüntülerde ekranlarınıza yansıyor. Belki görüntülerden fikir yürütmek olacak ama o binanın bir iş merkezine daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Yine ilçe merkezinden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bu ilk görüntüydü Reyhanlı'dan gelen. 4 patlama noktasından belki de birisi bu duman tüten nokta. Önünde bir alan var ama bir benzin istasyonu mu yoksa farklı bir nokta mı söylemek çok zor. Elbette onun gerisinden yükselen siyah dumanları görüyoruz.